Ramazan'ını enişten dileklerimi kutluyorum. Bir ay boyunca oruç tutacağız. Ramazanımızı, iftarımızı açacağız. Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Tabii baktığın zaman gerçekten son dönemde sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik manada gerçekten vatandaşlarımız çok zor durumda. Ülkemizin de başına birçok afet geldi. Pandemiyle başlayan, daha sonra depremlerle devam eden, sonra da ciddi bir ekonomik kriz, yanlış yönetimden kaynaklı ciddi bir ekonomik kriz. Biz de yerel yönetim olarak vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok proje üretiyoruz. Emeklinin durumu ortada, çalışanın durumu ortada, işçinin durumu ortada, memurun durumu ortada. Gerçekten ciddi bir ekonomik kriz var. Tabii Ramazan'la beraber vatandaşlarımızla beraber birlik, beraberlik, dayanışma, yanlarında olmak, bir nebze olsun aile ekonomilerine katkı sağlamak için böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Ne yaptık? Üreticiden hayvanını aldık. Burada kesimhaneye götürdük. Kesimhaneden hayvanlarını kestirdik. Kasaplar aracılığıyla da bunları birer kiloluk et ve birer kiloluk kıyma olarak da paketlettik ve bunun da tam maliyetini, yani 225 liradan bugün bir kilo kıyma alsan da 225 liradan, bir kilo kışbaşı alsan da 225 liradan buradaki vatandaşlarımıza vereceğiz. Daha sonra bu her gün 30 gün boyunca sürekli Bandırma'nın çeşitli noktalarında, bugün 5 gün boyunca burada duracak. Daha sonra Ayıldız Mahallesi, daha sonra 100. Yıl Mahallesi ve çeşitli mahallelerinde bir ay boyunca vatandaşlarımıza bu hizmeti götüreceğiz. Bugün baktığında gelmeden önce son şeyleri öğrendim. Kasaplardan, kasaplar odasından son işte et fiyatlarını, kıyma fiyatlarını öğrendim. Dana kıyma, yani bizim şu anda burada görmüş olduğunuz dana kıymanın fiyatının 300 lira. Kuşbaşının fiyatını da 320 lira gibi bir rakamdan söylediler. Biz burada 225 liradan bir nebze olsun vatandaşlarımızın bütçesine işte 80 lira, bir nebze olsun işte 120 lira katkı sağlayabilirsek en azından sosyal belediyecilik manasında vatandaşlarımızın da yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız. Ben tabii burada sizlerin huzurunda tüm İslam aleminde Ramazan'ın, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz aracı da yeni yaptık. Bugüne çıkartmak kısmet oldu. Bu araç bizim ikram aracımız. İçinde çorbalar yapılacak. İçinde lokmalar dökülecek. İçinde çocuklarımız için işte popcornlar yapılacak. İşte bir gün bir caminin önünde vatandaşlarımıza lokma dökerken, bir gün bir okulun önünde çocuklarımıza işte popcorn belediyemiz tarafından götürülecek. Bir gün bakacaksınız şeyin orada, otobüs duraklarının orada vatandaşlarımıza çorba ikramlarımız olacak. Böyle de bir hizmet aracımız bu. Aynen bugün Bandırma'mıza da bu hizmet aracının da bu vesileyle hayırlı olmasını da diliyorum. Tekrardan burada olduğunuz için hepinize, tüm basın mensubu arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bilemiyorsunuz rakamı ne kadar satılacak, kaç kilo satılacak, rakamı tam kestiremediğimiz için bittikçe tekrardan yenisini alacak ve önümüzde de şu anda mesela bugün itibariyle bir günlük satış rakamı da çıkacak zaten. Bölgelere göre de bu günlük satış rakamı değişir büyük ihtimal. Ona göre vatandaşlarımız aldıktan sonra örnek veriyorum 300 kilo. Bugün burada 300 kilo verildi. Demek ki aynı bölgede yine bir 300 kilo satılır diye yine bir 300 kiloluk anlaşma yapılıp onlar tekrardan hem kıyma olarak hem de kuşbaşı et olarak şey yapılacak. Düşünüyorsunuz, aile gelir bütçenize uygun mu? Uygun değil ama değil, ne yapalım işte. Değil kızım. Kimin? Yani? Ben emekliyim. Biz emekliyiz. Aldığımız maaş belli. Aldığım maaş belli. Ben asgari ücretin iki katına memur emeklisiyim. Benim asgari ücret beni solladı şimdi. Asgari ücret benden fazla. Başkana teşekkür ediyoruz. Ama bu hale getirenler utansın kızım bizi. Bizi bu hale getirenler utansın. Baştakiler. Şuraya bak. Oradan kopuyor zaten. Yani bu böyle nasıl bir ülke olduk biz? Ben 75 yaşındayım bak. Benim gibi hep yaşlılar geliyor buraya. Yani hani ancak geçiniz emekli maaşı bizi bu hale getirenler utansın kızım. Hala onunla saltanat hesabı yapıyor. Ben yargılandım yavrum.
4 maaş alan bir vatandaşı, bayanı eleştirdiğim için yargılandım. Daha mahkemede de bitmedi yani. Peki bundan sonra kasaplardan alışveriş yapabiliyor musunuz? Nasıl yaparız kızım, nasıl? Sen söyle. Arıyoruz işte bu böyle. Ben yapacaksın? Ucuz su arıyorum, su. Bırak kıymayı. Bak suya 2 gün önce 75 kuruş daha zam yaptılar. 5 kiloluk suya. Bu adalet mi bu? Nasıl bir ülkeyiz biz? Bilmiyorum sonumuz ne olur kızım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı fiyatlar işte konusunda? Bizi bu hale getirene utansın. Başka saraya da selam olsun. Çok. Öncelikle merhaba teyzeciğim. Merhaba. Bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Devamlı olursa çok iyi. Daha ucuz yani, olsun. Tabii ki emekliniz gelir düzeyine göre uygun. Yani ben mutlu oldum yani. Bugün duydum, akşam duydum daha doğrusu. Mutlu oldum. Dedim ki ben giderim dedim. Kızım dedi ki anne rahatsızsın, gitme, üşürsün. Dedim gideyim kızım. Aileye katkı olur. Kasaplardan alışveriş yapmaya devam edecek misiniz peki? Ben kasaptan almam. Yani kasaptan asla almam. Etin kalitesi vardır belki. Etin kalitesi olabilir ama ben güveniyorum. Buraya güveniyorum. Çünkü 10 et. Ben onu şu an Ayvalık'ta oturuyorum ama orada da aynı şeyi takip ediyorum yani. Peki buradan faiz zamlar hakkında söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? O zamları yapanlar utansın kızım. Helal olsun. Yapanlar utansın. Ama geldikleri gibi kovacağız. Kovacağız. Başka çaresi yok yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Yapılan uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi de güzel de biraz pahalı. Biraz ne yapalım? 200 falan olsa daha iyi olur. 200 olsa iyi olur. Evet. Peki şu an bu yapılan uygulamadan sonra kasaplardan alışveriş yapmaya devam edecek misiniz? Ya buradan alırız. Kasapta 300 lira. Ne alalım 300 lira? Kasaplarda pahalı. Pahalı. Yani aile gelir bütçenize uygun olmadığınızı devam söylüyorsunuz. Bir ay. Efendim? Bir ay devam edecek mi? Evet, bu uygulama bir ay boyunca devam edecekmiş. Bir ay boyunca Ramazan'da hep buradan mı alışveriş yapacaksınız? Tabii buradan yaparız. 75 lira bizim için bir iyi fark yani. Buradan peki söylemek istediğiniz fiyatlar konusunda herhangi bir şey var mı? Biraz pahalı ya. Biraz daha ucuz olsa daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Bu bizim Türk donalarından, şeyden, dışarıdan gelmelerden değil, bizim bölgenin yetiştirmiş olduğu yerli hayvanlarımızdan, orijinal. Evet, burada patenti şeyi de var, arkasında değerleri de var arkadaşlar. Nerede, nasıl üretildiğiyle ilgili. Hepsi izinli, kaliteli. Ben herkese tekrardan hayırlı olsun. Güzel, başka bir şey olmadan gözüksün.